Merhaba değerli arkadaşlar, ben Aziz Serin. Bir süre önce başlatmış olduğum uzun vadeli şirketlerimin tanıtımı, 2023 yılı ilk çeyrek finansalları ve 2023 yılının sonuna dair beklentilerimi paylaştığım video serisinde alfabetik olarak ilerliyorum. Bugün sıra Ereğli Demirçelik şirketinde. Ereğli malumunuzdur, son dönemlerin oldukça fazla dayak yiyen bir şirketi olduğu piyasa tarafından. Tabii birazcık kar performansıyla bu dayak kısmı hak ettiği gibi. Çünkü 2022'nin son çeyreğinden hatta 2022 yılının ikinci yarısından itibaren şirkette bir takım alarm zilleri çalıyordu. Önce satış düşüşüyle başladı bu, ciro düşüşüyle alarmlar. Sonra karlara yansıdı. 2022 yılının üçüncü çeyreği ve dördüncü çeyreğinde kar rakamları oldukça düşmüştü. 2023 yılda da sürdü bu. 2023 yılının ilk çeyreği piyasa beklentisinin birazcık yukarısında gelmesine rağmen kar rakamı yine de Ereğli'nin olağan seyrinin çok çok altında bir rakam geldi. Burada çok çeşitli etkenler var. İşte dünyadaki HRC fiyatlarının düşüyor olması, hurda fiyatlarının düşük seyredişi, demir çelik tüketiminin talebin azalması, yurt dışında talebin azalması gibi birçok etken var. Ereğli'de ne yazık ki bu etkilerden fazlaca etkilendi ve geldiğimiz noktada fiyatı oldukça düşük bir seviyelere geldi. Bugün 9 Mayıs 2023 tarihinde 30 lira 8 kuruş fiyattan kapanış yaptı. Burada hemen şirketin bu bahsetmiş olduğum, özet olarak bahsetmiş olduğum ciro performansını burada sol alt köşede görebilirsiniz. Önceki çeyreklerde mesela 2022 yılı başlarında yaklaşık her çeyrekte 2 milyar dolar ciro yapıyordu. Aşan zamanlar da olmuştu. Ama 2022'nin son çeyreğinde 1,457 milyar, yani 1,5 milyara düştü ciro. Aynı ciro yine 2023 yılının ilk çeyreğinde 1 milyar 386 milyon dolara düştü. Burada İskenderun Demir Çelik şirketinin bir süre kapalı kalışının da etkisi vardır muhtemelen. Çünkü Şubat ayındaki o büyük depremden sonra İskenderun Demir Çelik bir süre üretimini ara vermişti. Satış yapamamıştı. O yüzden buradaki ciro düşüşünde o özel nedenin de etkisi var. Bunu da bilmek lazım. Ciro kaybından öte şirketin burada fark etmişsinizdir. Karlılık bölümleri performansları daha sıkıntılı. 2022 yılının ikinci yarısından itibaren şirketin esas faaliyet kar performansı çok kötü şekilde seyrediyor. Aynı kötü seyir 2023 yılı ilk çeyreğinde de devam etmiş. Yine net kar da hakeza önceki çeyreklerin çok çok altında. 2023 yılı ilk çeyreği de yine piyasa beklentisinin bir miktar yukarısında olsa da hatta zarar bekleyenler de vardı. Benim şahsi beklentim ise çok daha yüksek bir kar elde edeceği yönündeydi. Ama o da gerçekleşmedi. Velhasıl şirket 2023 yılının ilk çeyreğinde de yine kötü performansını sürdürdü. Tabii ki borsa ve bizler de haliyle geçmiş finansallara değil, gelecek finansallara bakacağız. Önümüzdeki dönemlerde olabilecek seyri kendimizce ölçüp biçmeye çalışacağız. Ben açıkçası yaptım kendi çalışmalarımı ve açıkçası şirketin çok tanıtıma ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ben her ne anlatsam da siz de bu anlatacaklarımı mutlaka görmüşsünüzdür. Şirketin kendi web sayfasında yatırımcı ilişkileri bölümünde çok güzel detaylı bir şekilde faaliyet raporu hazır bekliyor, okuyabilirsiniz. Finansal tabloları var, yatırımcı özeti var. Yatırımcı özeti var. Burada güzel bilgiler var, sunumlar var. Mesela şöyle hemen açalım burada sunumlarda. Bu bölümde aslında göstermek istediğim birkaç bir şey vardı. Bunu da ben yeri gelmişken paylaşayım sizinle. Gördüğünüz gibi emtia fiyatlarının seyri 2022 yılının sonlarına doğru bir miktar yukarı giderek Ereğli Demir Çelik adına da bir pozitif hava estirirken 2023 yılının Şubat ayından itibaren burada görebilirsiniz. Şubat'tan sonra bir düşüş eğimi söz konusu yine. Bu bütün emtialara yansıdı böyle. Yine demir cevheri fiyatları da aynı şekilde özellikle 2022 yılına başladıktan sonra zirve yapmış burada Ocak ayında. Sonra bu Ocak ayındaki zirveden bir miktar geri çekilip tekrar bir yukarı deneme yaptığında önceki zirveye geçememiş Mart ayında ve Nisan ayına kadar paylaşılmış burada.
Nisan ayında da yine Mart ayına kıyasla veyahut da 2023 yılının ortalamasına kıyasla Nisan ayı düşük gerçekleşmiş. Burada gördüğünüz gibi demir cevheri fiyatları. Hurda fiyatları da aynı şekilde. Erece fiyatları da aynı şekilde. Hani çok böyle aman aman yukarı giden bir fiyat performansı yok. Bunları biliyor olmamız lazım. Çünkü biz şirketin 2023 yılı sonuna bir satış tahmininde bulunacağız. O tahminlerimizi yaparken buradaki satış performansı seyri bizim için önemli olacak. Buradaki görüntüyü unutmayın. Bu hafızamızda kalsın. Şirketin ve Türkiye çelik sektörünün burada güzel detaylı bilgileri var. Bakıp faydalanabilirsiniz. 2023 yılı ilk çeyreğini burada şirket özetlemiş kendince. Tabii bu 1.6 fabrik marjı, 5 milyon dolar net kar, net kar marjının %3 oluşu açıkçası hani çok da matah rakamlar değil. Geçmişini bilenler şirketin bunların çok küçük rakamlar olduğunu da biliyordur. Burada operasyonel göstergeler var. Şirketin tonaj, ton bazında performansını paylaşmış burada. Bakın buradaki önemli bir gösterge ham çelik kapasite kullanım oranı. %50'lere düşmüş 2023'ün ilk çeyreğinde. Daha önceki dönemlerde 91, 89, 2021'de 94, 2022'de 82 ve şu an ilk çeyrekte %50 gibi oldukça düşük bir performansa işaret ediyor bu gösterge. Bu da aklımızda bulunsun. 2023 yılının satış tahminine, üretim tahminine etki edecek gelişmeler bunlar. Miktarsal gelişme tonajlar var burada. Bunlara da bakabilirsiniz. Ve ayrıca şirketin analist özeti var burada. Hemen yine burada şeyde görebilirsiniz. Yatırımcı özeti. Ondan sonra sunumlar. Birçok bilgi belge var burada arkadaşlar. Ve bu şirketle alakalı, Ereğli ile alakalı malumunuzdur. Birçok aracı kurumda rapor hazırlıyor. O raporları da okuyabilirsiniz. Mesela ben bu videoyu çekmeden önce bilgilerimi tazelemek adına Ziraat Yatırım'ın hazırlamış olduğu 3 Mayıs tarihinde hazırlamış olduğu raporu okudum. Ziraatyatırım.com.tr adresinde araştırmalar bölümünde, şirket raporları bölümünde birçok şirketin de böyle raporunu görebilirsiniz. Bunları okumanız gerçekten de faydanız olur. Her şirketin faaliyet raporu veyahut da aracı kurumların hazırlamış olduğu raporları okumak sizi daha çok bilgi sahibi yapar. Okumanızı tavsiye ederim bunları. Ben bunlarla çok vakit kaybetmek istemiyorum. Bunları hemen şu tarafa alayım diğer ekranıma. Ve Ereğli ile alakalı benim bu tablolardan bağımsız kendi düşüncelerim, kendi yorumlamalarım var. Onlardan bahsetmek istiyorum size. Malumunuzdur, şirket geçtiğimiz günlerde bir geri alım programı açıklamıştı. Bu açıklamış olduğu geri alım programının yaklaşık 250 milyon TL kısmını gerçekleştirmişti. 7,5 milyon lot alım yapacağım demişti. Öteki alımla ilgili ben haber görmedim veyahut da bulamadım. Varsa yeni bir gelişme açıkçası bilmiyorum. Yakın bir zaman önce bu haber gerçekleşmişti. Ondan daha önceki önemli bir haber ise şirketin pelet madeniyle alakalı bir yatırımı söz konusuydu. Yanlış hatırlamıyorsam 2025 veya 2026 yılında devreye alınacaktı. Ve oradan ciddi bir karlılık katkısı bekleniyordu. Şöyle, normalde şirketin Ereğli'nin normal seyrinde her çeyrek için yaklaşık olarak 250 milyon dolar gibi, yanlış hatırlamıyorsam yok daha fazlaymış, 384 milyon 398 milyon gibi net karlar üretiliyordu önceki çeyreklerde, çeyrek başına. O pelet fabrikasında 250 milyon dolar gibi bir karlılık şirket bekliyordu. Yani sanki şirketin bir de 4 çeyrekten bağımsız bir de bir tane daha çeyrek karı oluşacak gibi bir beklenti oluşmuştu. Yani şirketin net kar performansına o yatırımın, o madenin oldukça önemli bir katkısı olacak. Ama bu şimdilik gerçekleşen bir durum değil. O yüzden ileriki dönemlere dair bir beklenti olarak bulunuyor. Açıkçası ben şirketi hani dedim ya direkt şeye geçmek istiyorum. Kendi yaptığım Excel tablosundaki tahminlerime, gerçekleşmelere, bu tahminlerim gerçekleşirse fiyat ne olur, temettü verimi ne olur, bunlarla ilgili görüşmek istiyorum, bunlarla ilgili fikirlerimi belirtmek istiyorum. Açıkçası şunu da belirtmek istiyorum, ben Ereğli'de
kendi adıma fiyat performansı beklediğim bir şirket değil. Ereğli benim portföyümde temettü vermesi için tuttuğum bir şirket ve fiyatının düşüyor, yükseliyor olması beni çok fazla enterese etmiyor. Ben neticede ve hala da Ereğli almaya devam ediyorum. Bu kadar olumsuz görüntüye rağmen, bu kadar olumsuz performansa rağmen almaya devam ediyorum. Çünkü bu Excel tablosunun sonunda bu neden aldığım daha net anlaşılacak. O yüzden direkt şimdi tabloya geçmek istiyorum. Malumunuzdur, şirketin sermayesi 3,5 milyar. 9 Mayıs, burası 8 Mayıs olarak kalmış. 9 Mayıs tarihindeki kapanış fiyatı 30 lira 8 kuruş. Bugünkü kapanışa göre şirketin piyasa değeri 105 milyar 280 milyon TL. Şirketin 2023 ilk çeyrek sonunda öz sermayesi 121 milyar 507 milyon 612 bin lira. Şirketin son bir yıllık kaydırılmış satış rakamı, bu 2023 Mart 2022 Mart dönemini kapsayan bir satış performansı, son 4 çeyreğin toplamı 124 milyar 852 milyon TL. Yaklaşık 125 milyar gibi satış yapmış son bir yılda. Bu satışa karşılık da %14.64 oranında FAVÖK üretebilmiş 18 milyar 279 milyon TL. Ve %9.99, yani yaklaşık %10 gibi de şirketin net kar performansı olmuş son bir yıl içerisinde. Son 4 çeyreğin toplamında %10 net kar marjı olmuş şirketin. Şimdi bu kısa verilerden sonra şirketin 4 ayrı çarpanı ile şirketin fiyatlamasına baktığında PDNS, yani piyasa değeri net satışlar, şirketin satışlarının %84'ü kadar piyasa değeri oluşmuş. Bunu görüyoruz. Yani 125 milyar dersek buraya, 105 milyar değer oluştuğuna göre satış rakamının 0.84 katı kadar bir performans oluşmuş. FAVÖK rakamının ise 5.76 katı kadar bir değer oluşmuş. Ürettiği FAVÖK'ün 5.76 katını veriyor piyasa bugün bu şirkete. FK olarak fiyat kazanç oranı 8.44. Yani bir yılda elde ettiği karın 8.44 katını vermiş şirkete piyasa. Ve PDD, öz sermayesinin de yine satışlarda olduğu gibi 0.87 katını vermiş. Şimdi şirketin çarpan oranları bu. Buradaki çarpan oranların oluşmasında tabii ki Ereğli'nin düşük karlılık performansının etkisi var. Bu oranlar düşük oranlar. Yani şirketin öz sermayesinden daha düşük bir rakama fiyatlanıyor bugün. Fark etmişsinizdir. Burada Ereğli kadar da son zamanlarda oluşan piyasadaki genel geri çekilmenin de etkisi var. Ama tabii ki büyük oranda Ereğli'nin kendi finansal performansının piyasa tarafından takdiri böyle. Yani bu sadece piyasa düştü diye Ereğli düşmedi. Daha önce de düşmüştü Ereğli aynı zamanda. Birazcık katmerlendi son zamanlarda düşüşü. Şimdi hal böyleyken ben 2023 yılı sonuna bir takım öngörülerde bulundum. Daha önceki yaptığım çalışmalar gibi. Burada şirketin 2023 sonunda, yani 3 çeyrek daha sonra, ilk çeyrek finansalları da açıklandı. Ama 2023 sonunda 150 milyar TL satış yapabileceğini öngördüm. Bu 150 milyar TL'yi yine şu anki düşük performans ile sürdürürse bu 150 milyar TL'yi bulabilir diye düşündüm. Ama bir sonraki çeyrek veyahut da önümüzdeki birkaç ay sonra şartlar değişir. Demir çelik fiyatları değişir. Tüketim artar. Talep çoğalır. Fiyatlar yukarı gider. Tabii ki o zaman ben bu tablomu güncellerim. Ama şu anki elde olan verilere göre bu. Bu elde olan verilere göre de hani şöyle yaptım ben açıkçası. Bu tahminimi şöyle oluşturdum. Burada son iki çeyrekte 1 milyar 457 milyon ve 1 milyar 386 milyon. Yaklaşık olarak bir çeyrekte 1 milyar 400 milyon dolar gibi ciro yaptığını görüyoruz. Bu 1 milyar 400 milyon ciroyu hiçbir şey olmayacak olsa, hani bütün yıl böyle gidecek olsa, 1.400 çarpı 4 yaptığınızda 5 milyar 600 milyon dolar gibi bir ciro ortaya çıkıyor. Ama burada ben hani çok da böyle hiçbir şey değişmeyecek diyemem. Çünkü
2023'ün ilk çeyreğinde anlattığım gibi İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nın duruşu, satışların düşüşü etkendi. Hani bu 1 milyar 400 milyonluk seri, hani ne bileyim %10 artmış olsa 1.400 çarpı 1.10 dediğimizde 1.500 küsür gibi olur. Hani her çeyrek 1.500, 1 milyar 500 ciro yapmış olsa 6 milyar dolar ciro yapar. Hani 6 milyar dolar ciroyu işte 23-24 neyle hani kurla çarparsanız da ben kaçla çarp? 23'le çarpmıştım diye anımsıyorum. Çünkü son zamanlarda ben hep bu son günlerde 2023 yılının ortalama kur fiyatı olarak 23 TL'yi baz alıyorum. 1.400 küsür gelmişti. Ben 149 küsür gelmişti. 150 milyar düz yaptım ciroyu. Burada ciro'nun 150 milyardan fazla olabilecek olma ihtimali, hani dedim ya, gidişata bağlı, ekonomik verilere bağlı. Ama şimdiki performans buna denk geliyor bence. Ve şu an hali hazırda %14.64 FAVÖK marjı var şirketin. Bu FAVÖK marjının seyrini FRA programı içerisinde şurada özetler bölümünde, çarpanlar bölümünde görebiliriz. Yok, özür dilerim, karlılık bölümünde, finansallar, rasyolar, kar oranları bölümünde şirketin FAVÖK marjı seyrini burada gördüğünüz gibi 2023 ilk çeyreğinde %5.3 gibi bir kar marjı var, FAVÖK marjı var. Daha önce %20'ymiş, bir önceki çeyrekte %25'ler oluşmuş. Tabii burada 2021 yılından bu yana düşüyor. Yani ben tabii ki bir anda %20'lere gitmesini bekleyemem. Şu an %5 ama bunun %5'ten daha yukarıda olma ihtimalini biraz daha güçlü görüyorum. Döviz kuru etken olabilir. Burada üretimin tekrar hızlanabileceği etken olabilir. Bu yüzden şirketin marjları biraz daha toparlanır diye düşünüyorum. Ve 2023 yılının ortalaması olarak da hani o %20'ler değil, şu anki %14, %15'e yakın bir oran da değil ama hani %12, 10, 11, 12 olabilir diye düşünüyorum. Bu tabii ki benim şahsi düşüncemdir. Size daha düşük oranlar daha makul gelebilir. Ona göre hesaplarsınız. Ve burada FAVÖK ile net kar arasında yaklaşık bir işte 30-40 kadar bir fark var. Ben bu farkın da daha büyük olmayacağını, yani %15, %10 gibi rakamların arasında, ben buradaki makasın %20 olabileceğini hesapladım. Yine FRA programı üzerinde, hani burada net kar marjı performansına da bakabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi şirketin şu anki net kar marjı %3. Çok düşük bir oran tabii ki. Bu daha önce %14'ler, %15'e yakın oranlar vardı. 19'lar vardı 2022 yılının ilk yarısında. Ama şimdi düşük. Bu kar rakamının da, kar marjının da hani ortalamada %10'lar mertebesinde gerçekleşebileceğini ben düşünüyorum. Ve yine de bu rakamlar tabii ki hani çok da yeterli yükseklikte oranlar değil. Bu rakamlar oluşursa, bu oranlar oluşursa, ciro ile bu oranlar oluşursa, şirketin elde edeceği ciroya göre çarpan rasyosunun burada şu an hali hazırda 0.84 olan çarpan oranının 1 olabileceğini düşündüm. Niye 1 olabileceğini düşündüm? Hemen izah edeyim. Şirketin FRA içerisinde çarpan analizi bölümünde satışlar koyulmamış. Öyle bir çarpan modeli yapılmamış. Ama daha önce yapmıştık. Hemen açmaya çalışıyorum. TradingView üzerinde grafik içinde böyle bir olanak var. Hemen açıp bu tarafa getireceğim. Açtım ve getirdim. Ereğli'nin fiyat grafiği ve hemen altındaki mavi indikatör gibi gözüken şey ise şirketin piyasa değeri net satışlar rasyosu. Şimdi şu an 0.84, 0.82 gözüküyor burada. Ama FRA ile bazen ve TradingView ile bazen bu rakamlar uyuşmayabiliyor. Çünkü TradingView neye göre hesaplıyor bilmiyorum ama
Ben kontrol etmiştim. Bugünkü piyasa değeri 102 milyar gözüküyor. Oysa 105 milyar olması gerekiyor. Buradaki farklılıklardan dolayı böyle çarpanlar ufak rakamlarla değişkenlik gösterebiliyor. O çok önemli değil. 84-82 olması çok önemli değil ama buradaki seyir önemli. Şimdi burada 2023 yılında da yine 2023 yılının sonlarında Ereğli piyasa tarafından sürekli daha düşük fiyatlanan bir performansı vardı. 2023 yılının en düşük çarpan oranı burada 1'ler. 0.97, 0.95, işte 1 küsür gibi oranlarla bu PDNS rasyosu hayat bulmuş 1 civarında. Ben de o yüzden burada tablomda bu cironun 1 ile çarparak fiyatlanabileceğini düşündüm. Buradaki artış oranına göre piyasa değeri FAVÖK rakamını da ona göre uyarladım. 6.90 rakamı buldum. Şu an 8.44 olan FK'nın 7 gibi gerçekleşebileceğini tahmin ettim. Neden derseniz hemen burada izah edeyim. Özet bölümünde çarpanlar, değerleme çarpanları bölümünde şu an 8.44 FK'nın oranı. Bu FK'nın tarihsel performansına baktığınızda şu an gerçekten de çok yüksek kısımlara denk gelmiş. Çünkü kar az olduğu için fiyatın onca düşmesine rağmen hala yüksek bir önceki dönemlerine kıyasla yüksek diyorum bir görünümde. Şimdi dikkat ettiniz mi? Burayı bir grafik olarak düşünürsek burada bir çok güzel topa görüntüsü var. Omuz, baş ve omuz olarak güzel bir topa görüntüsü oluşmuş. Ben bunu niye 7 olarak düşündüm? Az önce bahsettiğim 2023'ün kötü fiyatlamalarının da 7 civarında gerçekleştiğini gördüğüm için burada. Hatta 7 küsürler var burada. 7.20'ler var. 7.30'lar, 40'lar, 50'ler var ama Trading View'de de bakabiliriz bu aynı tabloya. Burada hemen. Şu alt, ortadaki yeşil indikatör ise yine FK rasyomuz. 6.88'ler var. İşte 7'ler var burada. Ben de bu yüzden tabloma 7 FK'nın uygun olabileceğini düşündüm. Bu elde edeceği net kar, hani %10 karla çalışırsa 15 milyar TL net kar ortaya çıkıyor. Bunu 10 FK ile fiyatlarsa, özür dilerim, 7 FK ile fiyatlarsa 105 milyar lira piyasa değeri oluşuyor. Bu 105 milyar lirayı da ödenmiş sermayeye bölürsem 30 lira gibi hisse fiyatı çıkıyor. Buradaki en yüksek fiyatlama 42 lirayla PDNS fiyatlaması çıktı. Tek başına tabii ki bunun bir önemi yok. Bütün ben bu 4 rasyonun ortalamasını baz alıyorum. Siz buradaki rasyoları çoğaltabilirsiniz. Buraya firma değeri FAVÖK koyabilirsiniz. Farklı rasyolar koyabilirsiniz. Faaliyet net kar, faaliyet karı ile piyasa değerini ölçebilirsiniz. Yani ne kadar çok çeşit rasyo koyarsanız aslında bulduğunuz ortalama değer o kadar daha sağlıklı olur. O yüzden hani sadece 4 taneye bağımlı kalmamak daha doğru olur. PDDD rasyomuzda ise yine PDNS'de olduğu gibi 0.87'ler şu an gündemde. Ben bunun da yine 1 gibi çarpılabileceğini düşündüm. 1 ile çarparsak da 136 milyar 267 milyon lira piyasa değeri oluşabileceğini düşündüm. Ve 38 lira 93 kuruşta hisse fiyatının olabileceğini düşündüm. Bu 1 PDD'yi şöyle yaptım arkadaşlar. Daha önceki videomda da aynı şekilde yapıyordum. Yine de küçük bir hemen burada bir not düşeyim. Bu öz sermaye rakamını hani 2023 sonunda olabilecek öz sermaye rakamını kendimce buluyorum. Bunu bulurken şöyle yapıyorum. 2023 ilk çeyrek yani şu an içinde olduğumuz açıklanmış olan bilançonun öz sermayesini alıyorum. Bu öz sermayeye 2023 sonunda yapmış olduğum tahmindeki çıkan net kar rakamını ilave ediyorum. Ve bu toplamdan da yatırım giderlerini çıkartıyorum. Sonuçta bu rakam kalıyor. Ha, yatırım gideri 240 milyon TL demiştim. Niye 240 milyon TL dedim? Burada ben kimi şirketin nakit akışlarına bakarak bu rakamı belirliyorum. Kimi şirketin gelir tablosuna bakarak bu rakamı belirliyorum. Yeri gelmişken ondan da hemen kısaca bahsedeyim. Burada finansallarda, gelir tablosunda, FRA programı üzerinde şirketin gelir tablosu bölümünde yatırım gelirleri ve yatırım giderleri var. Burada görmüşsünüzdür. Şimdi mesela 2022'nin sonunda şirketin yatırım faaliyetlerinden gelirleri 119 milyon lirayken
110 milyon lira yatırım faaliyetlerinden giderleri olmuş. Önceki çeyrekleri de hani 2022'nin önceki çeyrekleri de hep böyle başa baş gitmiş. Ama 2023 yılının ilk çeyreğinde 42.7 milyon TL yatırım geliri oluşurken 99.3 milyon TL yatırım gideri oluşmuş. Yani burada yaklaşık olarak bir 48 milyon gibi rakam, özür dilerim, 58 gibi bir rakam şey oluşmuş, yatırım gideri oluşmuş. Yani yaklaşık 60 milyon dersek biz bu rakama ve bunu da önümüzdeki 3 çeyrekte de yine aynı şekilde sürecek dersek 60 milyon liralık giderim, 240 milyon lira yatırım gideri olabilir. Tabii ki bu net bir rakam değil. Ben sadece burada olası rakamları yakalamaya çalışıyorum. O yüzden hani çok da böyle nokta atışı tahminler yaptığımı düşünmeyin. Velhasıl sonuçta bütün bu çarpanları alt alta koyduğumda işte 42 lira, 35 lira, 30 lira, 38 lira gibi fiyatları bulduğumda bu 4 rakamın ortalaması 36 lira 82 kuruş çıkıyor. Yani 2023 sonu için 36 lira 82 kuruş hedef fiyatı çıkıyor. Bu da bugünkü güncel rakama göre %22 gibi bir prim potansiyel anlamına geliyor ki oldukça düşük bir oran, oldukça düşük bir marj, kabul ediyorum. Bir daha belirteyim, benim Ereğli'deki beklentim fiyat performansı değil. Benim beklentim şu tablo, şu kısacık bölüm. Burada oluşabilecek kâra göre benim ne kadar temettü alacağım benim için daha önemli Ereğli üzerinde. Şimdi bu tahminlerim gerçekleşirse yıl sonunda 15 milyar TL kar rakamı olursa 4 lira 29 kuruş hisse başı kar ortaya çıkıyor. Yine bu düşük bir rakam, kabul ediyorum, 2022 yılına göre de düşük bir rakam olacak çünkü 2023 yılında hala yüksek enflasyon devam ediyor. En azından enflasyon nispetinde bu hisse başı karın büyümesini beklerdim. Ama eldeki verilere göre bu şirketin performansı o enflasyondan daha yüksek getiri elde etmeye el vermiyor şu an. O yüzden gerçekçi olmak gerekirse ben 4 lira 29 kuruş rakam bekliyorum. Ve şirketin temettü dağıtma oranı daha önceki yıllarda %85'ler, 90'lar, 95'ler vardı. 2022 yılının karından hiç temettü vermedi. Ama şirketin olağan seyri %85, 90'lar, 95'ler var. Mümkün. 2023 yılında temettü vermediği için 2024 yılında verir diye umuyorum. Belki de daha da fazla verebilir diye umuyorum. Geçmiş yıl karlarını da kullanarak daha fazla da verebilir ama hani olağan seyri 90 gibi ben hesaplamak istedim. Bu durumda 3 lira 86 kuruş temettü rakamı olabilir çıkıyor. 3 lira 86 kuruş temettü alacaksam ben Ereğli şirketinden ve bugün 30 lira 08 TL'den Ereğli hissesi alırsam %12.82 gibi bir temettü verimi söz konusu oluyor bugünkü fiyata göre. Ve açıkçası bu fiyat ve bu temettü verimi benim adıma kafi bir oran. Hani daha önce de bahsetmiştim videolarımda. Benim temettü beklentim %5 ile 10 arası bir temettü verimi benim için kafi. %10'un üzeri daha da olumlu bir rakam. 30 lira 08 kuruş bu anlamda temettü getirisi anlamında benim için oldukça uygun bir rakama denk geliyor. O yüzden ben Ereğli ortaklığımı sürdürmeye, devam ettirmeye kararlıyım. Ve hani diyebilirsiniz ki ya arkadaş yani bak bir sürü şirket var, daha çok temettü verenler var, daha çok kar eden şirketler var. Doğrudur. Benim portföy dağılımım açıkçası eşit miktarlı kendince. Ha, ben alımlarımı eşit miktarlı yapıyorum ama piyasanın fiyatlaması o eşitliği bozuyor. Bazı şirketler daha yüksek oranda gözüküyor portföyümün toplamında. Ama ona da ben çok fazla itibar etmiyorum. Ben dediğim gibi yıl sonunda alacağım rakam temettüye bakıyorum. Ereğli de bu anlamda benim için şu an cazip bir durumda. O yüzden Ereğli ortaklığımın devamını ve alımlarımın devam edeceğini belirtmek istiyorum. Ereğli ile ilgili videom böyle olsun. Çok fazla detay bilgi sunmadım çünkü dedim ya birçok aracı kurum raporlarında, birçok piyasada her yerde Ereğli konuşuluyor. Her yerde bilgi bulabilirsiniz. Ben daha çok aracı kurumların ve haberlerde çok fazla yer bulamayan şirketlerin bilançolarını, finansallarını biraz daha detaylı sunmaya, biraz daha detaylı anlatmaya çalışıyorum. O yüzden Ereğli'yi çok fazla detayına girmedim. Benden bu kadar Ereğli ile ilgili. Benim yatırımım sürecek belirttiğim gibi. Hepinize bol kazançlı günler diliyorum. Hoşça kalın.